Efendim hayırlı akşamlar. Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti bizimle birlikte olan, bizi izlemeye değer bulan bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Merak ettiklerimiz programında bu akşam sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından Muhterem Hocam Sabri Akpolat Beyefendi ile birlikteyiz. Sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını hocamızın ilminden istifade ederek cevaplandırmaya çalışacağız inşallah. Bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için telefon numaralarımızı hatırlatalım hemen. 0312 alan koduyla 341-2040 nolu telefon numaraları üzerinden bizlere ulaşıp sorularınızı Sabri Akpolat hocamıza yönlendirebilirsiniz. Mesaj yoluyla bizlerle bağlantı kurmak isteyen dinleyenlerimiz ve izleyicilerimiz için cep telefonlarının mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularını 38-34'e göndermeleri yeterli olacaktır. Facebook üzerinden bizlerle bağlantı kurmak isterseniz facebook.com/merakdost adresine sorularınızı, istek ve görüşlerinizi mesaj ve yorum atmanız yeterli olacaktır. Son olarak e-posta adresimizi hatırlatalım. Merak ettiklerimiz @dosttv.com adresi üzerinden sorularınızı, yine istek ve görüşlerinizi bizlere mail vasıtasıyla da iletebilirsiniz. Efendim programımıza başlıyoruz. Mevla Teala mahcup etmesin. Memleketimize ve alem-i İslam'a huzur dileyerek, birlik niyazında bulunarak sizlerin huzurlarına çıkıyoruz inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Afiyettesiniz inşallah. Teşekkürler. Elhamdülillah. Maşallah. Elhamdülillah. Hemen başlamak istiyorum muhterem hocam. Yolculuklarda arabadan inme imkanı olmadığı ve vaktin geçme tehlikesi olduğu zaman araç içinde oturarak namaz kıldığımızda o namaz kabul olur mu? Yoksa gideceğimiz yere vardıktan sonra kılmış olduğumuz namazı tekrar iade etmemiz gerekir mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Resulullah Aleyhisselam'ın uygulaması olarak şu anlatılır hadis kitaplarında. Resulullah Aleyhisselam'ın mesela deve üzerinde, binek üzerinde seyahat esnasında binekten inmeden nafile namazlarını kıldığı, ancak farz namazları kılmak için yere indiği, kıbleye yönelmek suretiyle namazını kıldığı hadis kitaplarımıza açıkça beyan edilmektedir. Burada dikkat edilirse farz ve nafile ayrımı yapıldı. Nafile namazlar zaruret olsun veya olmasın bir binek üzerinde yahut binit üzerinde kılınabiliyor. Ha, kıbleye yönelmeye çalışırsınız ama o da mümkün değilse binitiniz devam ettiği sürece nafile ibadeti yapabiliyorsunuz. Bundan hareketle günümüzde artık binek, binit vasıtalar hem değişik açıdan yer alıyor hem de çeşitlendi. Ne evet. var? Uçak var. Gemide seyahat yapabilirsiniz. Trende olabilir, otobüs olabilir. Takside yolculuk yapabilirsiniz. Evet. Yani hayvanla, binitle artık yolculuk yapma günümüzde yok. Çok yaygın değil. Peki bunu günümüze nasıl aktarabiliriz? Resulullah Aleyhisselam'ın o uygulaması nasıl günümüze aktarılabilir? İşte bu içtihadi bir mesele olarak elimize geliyor. Diyelim gemide yolculuk yapıyordunuz. Eğer olağanüstü bir durum yoksa ev gibidir geminiz. Orada kıbleye yönelir, ayakta namazlarınızı kılarsınız. Rükû, secde normal yapılır. Ancak öyle bir yolculuk ki dalgadan geçilemiyor. Namaz kılmanız lazım, ayakta durmanız mümkün değil. Ne yaparsınız? Kıbleye yönelir yine oturarak, eğer secde edebiliyorsanız secde ederek namazlarınızı kılabilirsiniz. Uçakta namaz kılacaksınız. Uçakta ayakta durmanız mümkün değil. Otobüste ayakta durabilir misiniz? O da mümkün değil. Yani bunlar sizin emrinizde olan araçlar değil. Evet. Yapacağınız şey şu olmalı, eğer imkanınız ölçüsünde kıbleye yöneleceksiniz. Ayakta duramazsınız dedik ki öyledir. Oturarak ima ile namazınızı kılarsınız. Ha, mümkün mertebede uçağın dönüş istikametine göre kıbleye yönelmeye gayret edersiniz ama imkanınız yoksa o kıbleye tam yönelmemeniz namazların sıhhatine mani teşkil etmez.
Peki kendi arabanızla yolculuk yapıyorsunuz diyelim, taksiniz var. Hı hı. Bununla efendim hem yolculuk yapayım hem namaz kılayım olmaz. Bir kenara çekeceksiniz. Mutlaka farz namazları usulüne göre kıbleye yönelmek suretiyle kılacaksınız. Peki bir de otobüsle yolculuk yaptığımızı düşünelim. Arzu edilen şudur. Seyahat acentaları aslında namaz vakitlerine uygun durmalı ve Müslümanların bu ibadeti vaktinde usulüne uygun yapmalarını temin etmeli. Bu bizim arzumuzdur. Ancak günümüzde maalesef böyle uygulama söz konusu değil. Yapılacak nedir? Otobüstesiniz. Mola verilecek yere gittiğinizde o namazı vaktinde ve usulüne uygun olarak kılma imkanınız varsa namazı tecil edin, tehir edin. Oraya gittiğinizde normal şekliyle mescitte namazınızı kılın. Ancak öyle bir yolculuk ki siz arabadasınız, arabadayken vakit geçiyor. Yapacağınız şey mümkün mertebe kıbleye yönelmek, ayakta duramayacağınız için oturarak ve ima ile o namazı kılacaksınız. Peki bu namazı mola yerine vaktinde ulaşamayacağınızdan dolayı kıldınız. Mola yerine gittiğinizde tekrar bu namazı iade etmeniz gerekmiyor. Özetle şunu diyelim, yani otobüstesiniz, mola verilecek yere ulaştığınızda vakit henüz var ve namaz kılabilecekseniz, mola da ona uygun verilecekse, ki bazı otobüsler 5 dakika duruyor. 5 dakikada abdest mi alacaksınız, namaz mı kılınacak? Yani bu mümkün değil. Hadi 10 dakika olsun, bu dahi çok zor. Çok seri olmanız lazım, abdestli olacaksınız. Ve hemen kısaca farzını 2 rekat olarak 4 rekatlı namazların kılmak suretiyle arabanıza yetişmeye çalışacaksınız. Bu herkes için mümkün olmayabilir. Mesela dün bizim başımıza geldi. Namaz vakti girmek üzere 10 dakika mola verildi. Bir hanımefendi namaz kılmak istiyor ama çok zorlandı. Hadi biz kıldık diyelim. Böyle durumlarda imkan ölçüsünde tamam, mola verilsin, namazınızı en azından farz ile kılın ve arabanıza yetişin. Ama yetişemeyeceksiniz ve vaktiniz geçecekse o namazı ima ile otobüsünüzde mümkün mertebe kıbleye dönmek suretiyle kılacaksınız. Evet, çok teşekkür ederiz muhterem hocam. Bir telefon bağlantımız var. Bugün ilk durağımız Batman. Esma Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun Esma Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Teşekkürler. Hocama birkaç sorum olacaktı. Buyurun. Buyurun. Birinci sorum şu. Hayvanların ruhları baki mi değil mi? Ve hayvanların vahşi hayvanların zayıf hayvanlara saldırması olayını Allah'ın müsaade etmesinin nedeni nedir? Evet. İkinci sorum. Bir hadis-i şerifte Allah şehit ve müminlerin ruhlarını yeşil kuşların içine koyar ve cennette gezerler. Bu hadisi yorumlar mısınız? Hay. Evet, bir de daha da var. Bir kitapta okumuştum ben. Her bir hayvan nevinin ara sıra kullanacağı bir cesedi bulunacakmış cennette. Hani bu doğru mudur acaba? Evet. Altenem hocamıza inşallah afiyet diliyoruz, sıhhat diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Evet kıymetli hocam. Evet, hayvanların ruhu var mıdır? Canlı olduklarına göre ruhu vardır. Yani canlılık alameti olarak hayvanlar da ruh taşıyorlar. Hı hı. Ruhun mahiyeti nedir? Bunu bilemeyiz. Yani insan ruhu, hayvan ruhu ne olursa olsun canlı varlıkların sahip oldukları ruhun bilgisi Cenab-ı Hak yanındadır. Evet. Bu konuda çok bilgimiz yok. Gaybi bir meseledir. Kulli ruh min emri Rabbi buyuruluyor. Yani Resulullah Aleyhisselam'a da yes'elûneke anir ruh hadi ayet-i kerimesinde öğrendiğimiz kadarıyla ruhun mahiyeti soruluyor. Cenab-ı Hak bu konuda senin net bir bilgin olamaz. Gaybi bir meseledir. Bu konuyu ihat edecek bir malumatın yok de diye Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam'a emir veriyor. Biz de onun mahiyetini bilemiyoruz.
Hayvanlarla ilgili bildiğimiz ayet-i kerimede malumat nedir? Mesela kafirlerin, Cenab-ı Hakk'ı inkar edenlerin cehenneme atılması hali ortaya çıkınca hayvanlara bakarak gıpta edecekler. Onlar toprak oluyorlar. Yani hayvanlar toprak oluyorlar. Keşke biz de toprak olsaydık, bunlar gibi olsaydık diye hayvanlara gıpta ettikleri ayet-i kerimede açıkça beyan ediliyor. Amme yeteseelune anin nebeyle azim. O surenin hemen en arkasında kuntu turaba ifadesi bununla ilgilidir. Ya leyteni kuntu turaba. Evet. Keşke ben de böyle olsaydım, biz de böyle olsaydık diye toprak olan, yani kıyamet gününde azap edilmeyecek olan efendim bu hayvanlara imrendikleri ayet-i kerimede beyan ediliyor. Demek ki onlar toprak olacaklar. Onun dışında bilemiyorum, sual olarak ne vardı? Muhterem hocam, ikinci olarak da vahşi hayvanların savunmasız hayvanlara karşı göstermiş oldukları bu saldırma eylemi Allah Teala tarafından mı irade edilmiş gibi bir şey sordu. Yani her varlığın yeme ihtiyacı var. Yani biz yemek ihtiyacını hissediyoruz. Bunu mesela ot yemek suretiyle yapabilsek hayvanlar avlamaya, onlardan istifade etmeye gerek olmaz. Evet. Ancak Cenab-ı Hak yeryüzünde olan belirli şeyleri bizim için mübah kılmış, meşru kılmış. Nedir? İşte belirli hayvanların etini yiyebiliyoruz, avlanabiliyor. Ot olarak da istifade edeceğimiz şeyler var. Peki mesela bir arslan için hayatta kalmanın şartı nedir? Bir hayvanı avlamaktır. Avlama şekli dikkat ederseniz parçalamak için atlamıyor arslan. Usulü nedir? Boğazını yakalıyor, nefessiz bırakıyor ve öldürüyor. Daha sonra yemeye başlıyor. Yani niçin bunu yapıyor? Çünkü hayatta kalması lazım. Peki arslan bu yaptığından dolayı hesaba çekilecek mi? Hayır. Yani arslanı Cenab-ı Hak el verseydi, ona al bakayım sana bıçak, yakala, şöyle kes, tezkiye et deseydi, buna rağmen öyle bir davranış sergileseydi suçlu olurdu. Ama bir arslanın avlanabilmesi, karnını doyurabilmesinin usulü var. Bu da nedir? Hayvanı avlamak, nefessiz bırakıp onu öldürmek ve daha sonra da hayatını onu yemek suretiyle idame ettirmektir. Yani bir aslan karnı tokken, dikkat edin, diğer hayvanlara niye saldırsın? Yani onlar için bu zevk değil. Sadece karnını doyurmak ve hayatta kalmak için yapıyor bu hayvanlar. Her birinin görevi var. Yani bir hayvan, diyelim bir kartal, bakıyorsunuz balık kartalları var. Denize dalıyor, balığı alıyor ve onunla istifade ederek hayatını devam ettiriyor. Büyük balık küçük balığı ne yapıyor? Yutarak hayatını devam ettiriyor. Yani dikkat edilirse mesela farenin istifade edeceği şeyler var. Fareden istifade eden varlık var. Ona ne diyoruz? Kedi diyoruz mesela. Yani Cenab-ı Hak yeryüzüne bir düzen kurmuş. Bu düzen normal şekliyle cereyan ettiği takdirde yeryüzünde bir sıkıntı olmayacak. Ve her hayvan kendisine verilen görevi zulmetmeden usulüne uygun kullandığı için zaten aklı da yok, içgüdüsüyle hareket ediyor. Ondan dolayı bir hesaba çekilmesi de söz konusu değil. Evet, teşekkür ederiz Muhterem Hocam. Değerli dostlar, kısa bir reklam arası vaktimiz geldi. Reklamların ardından programımız kaldığı yerden devam edecek inşallah.